Galaksi Rehberi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Tuncay Şanlı. Tuncay hoş geldin. Hoş bulduk. Tuncay mı diyeyim, hoca mı diyeyim, nasıl diyeyim? İçinden nasıl geliyorsa abi. Şimdi hoca, yani hocalığa geçince... Bana dışarıda da hoca deyince ben de tuhaf oluyorum. Tuhaf oluyor değil mi? Ya eskiden işte bizim yani hoca olmuş mesela Ersun Hoca, Aykut Hoca filan. Şimdi onlardan büyük jenerasyonlar Aykut filan deyince programlarda ya hoca o niye söylemiyorsun filan derdik. Şimdi aynı pozisyona yaş olarak aynı pozisyona ya gelince... samimiyetle alakalı ama. Öyle peki hadi hoca diyeyim ben. Seni ilk şeyde seyrettim ben. Beşiktaş'la bir kupa maçı oynadınız. Sakarya. 2001 değil mi? Sakarya Spor'da. Adın geçiyordu, seyrediyorduk ufaktan ama canlı olarak ilk orada seyrettim. Ve şöyle bir durum var. Hakem penaltıya vermemişti. Ben. Evet. Bu öğlen saatiydi böyle garip. Aynen. 12-1 falan. 2-1 mi bitmişti? 2-1 Beşiktaş kazanmıştı. Son dakikada İlhan atmıştı. İlhan amansız atıp içeri gitmişti galiba. Ama maçın yıldızı sendin. Fena değildim o maçta. Uçuyordun artık. Uçuyordun yani. Zaten çoğunlukta hadi böyle bir adam varmış. Onu seyredelim diye gelmişti. Bir anda böyle damganı vurdun hızlı bir şekilde. Ya şöyle söyleyeyim. Çok mu hazırdın merak ediyorum. Türkiye'de pek rastlanan şeyler değil onlar. Hazır derken psikolojik olarak hazırdım. Fizik olarak hazır değildim aslında. Baktığınızda evet. Çok çelimsiz derler. Doğru. Zayıf. Ama o biraz süratle, biraz mücadeleyle o açıklarımı da kapatıyordum. Ama tabii o maç benim çıkış maçlarımdan biri oldu diyebilirim. Hani hem çok üzülmüştük, kazanma ihtimalimiz, turu geçme ihtimali vardı. Ama o atmosferde oynamak beni başka bir seviyeye götürdü. Çünkü yani Sakaryaspor taraftarı inanılmazdır. Her zaman desteği, coşkusu çok farklıdır. Onların önünde oynamak da başka. Ama İnönü'de oynamak benim için her zaman farklı olmuştur. İşte Ümit takımda orada oynayayım mutlaka golüm vardır. Ya doğru, da sistem. Fenerbahçe'ye de çok iyi olmuştur. Aynen. Orada. Oradaki büyü benim için çok farklıydı. Ama tabii o kupa maçı benim çıkış maçlarımdan biri diyebilirim. En önemli maçlardı. Unutmadan sorayım. Kordoba'yı geçiyordun bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Penaltı yaptı sana. Düşmedim. Çekti, düşmedin. Ve çok büyük risk aldın esasında. Ama gol var orada. Ama gol garanti bir gol değildi yani. Zor. Pozisyon zordu. Sol ayağımla attım evet, galiba. Ama kitleniyor muydun? Nasıl oluyordu? O sırada düşünmüyor musun? Ama oradaki benim amacım zaten hani gitmek. Hı-hı. Hani kendimi düşüreyim ya da penaltı alayım. Öyle bakmıyordum ki olaya. Yani son ana kadar gidebildiğim yere kadar gideyim. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Ama Kordoba'dan önce de faul vardı bana. Vardı evet doğru. Stoper kimdi bilmiyorum. Onu geçtim. Orada da bir ayağıma darbe aldım. Sonra Kordoba'ya şut attım. Top düştü. Bir daha zorladım. Kordoba bana sarıldı. Dedim ben kaleyi görmüşüm. Düşmem bu saatten sonra. Yani o dönemki kurallara göre hala da öyle. Kırmızı kart. Tabii tabii. Penaltı olacakken. Ama orada golün zevkini yaşamak. Çok takdir etmiştik o dönem. Yani düşmeyen bir oyuncu. Ama hiçbir zaman o şeyi düşünmedim ceza sahasının içinde. Hani kendimi atayım, penaltı alayım gibi değil. Varsa imkan o pozisyonu sonuna kadar zorluyordum. Doğru. Şimdi Sakarya'da izlediğimiz Tuncay ile o Tuncay arasında fark var. Yani orada daha böyle hani ben teknik oyuncuyum. Hani top gelirse koşarım. Değil mi? Öyleydi biraz. Oranın daha böyle hani yıldızı. Ama sonra Fenerbahçe'ye gidince ilk maça çıktığın andan itibaren takımın dinamosu oldun yani. Ya Sakarya'da da o yani mücadele gücüm her zaman vardı. Onu yansıtıyordum zaten. Onun bilincinde oynuyordum. Tabii ki bazı yetenekleriniz var, bir kaliteniz var. Ama o mücadele gücümü bırakırsam istediklerimi yapamam düşüncesiyle sahadaydım. Tabii Fenerbahçe'ye gelince şimdi çok o yapı... Çok da iyi bir dönemi değildi Fenerbahçe'nin. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadık aslında. Bir ara 11. sıralara geldik. İşte Laurent gitti, Oğuz Hoca... Kadro dışılar, seyirci küstü. O ara aslında beni bana yaradı. Üçlü oynuyoruz. 3-5-2'nin sağında başlamıştım zaten. O bana yaradı o açıdan. O bir sezonu... tek sen alkışlanıyordun. O sezonu Galatasaray maçı kurtardı. Doğru. 6-0'lık maç olmasa bayağı sıkıntı yaşardı. Doğru. Doğru. O maçın da içinde Galatasaray'ın tabii. İyi olduğu. Tabii tabii. Direkten dönen top falan var. Yani. Ama dediğim gibi o kaliteyle ve o dönemde kaptanların, Ogün abinin olsun, Rüştü abinin olsun ya bana çok desteği oldu. Güzel bir ekip vardı ama sahaya yansıtamıyorduk. O açıdan da benim avantajım oldu. Daha fazla mücadele edip o formayı aldıktan sonra vermek istemiyordum. O mücadele gücü beni kurtardı. Hocalık mı zor, oyunculuk mu? Hocalık.
İlk... Nereden girdin bu işe biliyor musun şimdi? Ya sahayı seviyorum. Televizyonda da bulundum. Yorumculuk da yaptım. Sıkılıyordum zaten. İşte Metin hocalarla falan televizyondayız. Ben sürekli sandalyede dönmeye başlıyordum. Belirli bir dakikada. Metin hocalığı çok farklı değildir gerçi. Aynen. Ama onun da konsantrasyonunu bozuyordum. Hep şey yapıyordum yayın öncesi. Hocam beni kurtar, ben çok konuşmayayım diye. Sahayı seviyordum. Televizyonda ya da yorumculukta çok yani isteğim yoktu açıkçası. Zaten sonra Fatih hocayla bir deneyim oldu. Hem bir köprü olduk milli takımda Nihat Tümer ben. Oradaki heyecan da aslında beni biraz bu tarafa doğru yöneltti. Ama bu taraf daha zor. İlk oyuncularla konuştuğumda ki biz oynarken hocalar şöyle derdi. Ne zaman ki bu tarafa geçeceksiniz bizi daha iyi anlayacaksınız diye. Biz umursamıyorduk ki biz kendimizden sorumluyuz. Tabii ki takım sorumlulukları var ama bireyselsiniz. Sizin performansınız önemli. Ama işin bu tarafına gelince çok zor. Yani birincilik ayrıca zor. Tabii tabii. Yani ikinci antrenman oyuncuyu yakaladım, morali bozuk. Böyle bir 15 dakika daha geçti. Gittim dedim ki evli misin? Evliyim dedi. Dedim eşinle mi kavga ettin dün dedim. Evet dedi. Dedim ne oldu? Ya kavga ettik dedim. Eşin nereli? O da Trabzon. Double kavga çıktı yani. O açıdan her şeyi düşünüyorsunuz. Şimdi sahaya çıktığınız evet. Bir antrenman planınız var. Yardımcılar hazırlıyor diyelim hocalarım vesaire. Sizin kafanızda bir oyun var ama oyun çıkmayabilir. Çünkü gece uyumamış olabilir. Sevgilisiyle kavga etmiş olabilir. Her şeyi düşünüyorsunuz. Bunun basın tarafı var. Yönetim tarafı var. Seyirci var. Bir de kendi şehrinizde olunca daha da zor. Daha da zor tabii. Ya benim üçlü bir durumum var. Tesis. Annemlere uğruyorum. Otele kaçıyorum. Hele bir de ki yenildiyseniz şehir biraz sıkıntılı o anlamda. Çünkü hep onunla yaşıyor. Ama işin bu tarafı ciddi şehirde anlamda... Şehirde kalıyor musun, çıkıyor musun dışarı? Şehirdeyim. Zaman. Yani işim olursa İstanbul'a geliyorum ya da başka bir yere gidiyorum. İşim yoksa genelde tesisteyim. Tesiste antrenman sonrası da devam ediyor çalışma. Bir sonraki güne hazırlanıyorsunuz. Rakibi artık analizlerini çıkartıp hem kendinizi izleyip... Nasıl oluyor? Yani ben şimdi seyrediyorum birinci ligi. Yani yanlış anlamasın kimse ama kör dövüşü var neredeyse. Yani şunu söylemek isterim açıkçası buradayken. İnanılmaz kötü zeminler var. Yani buna bir çare bulunması gerekiyor acil bir şekilde. Belki şimdi 2032'ye aldık ya belki orada bir şey... Kaça? 2032 Avrupa Şampiyonası'nı aldık ya. Tamam aldık çok güzel. Belki o zamana kadar bir hamle tamam. Mamle olur. Ya bunlar için bir yatırım yapılması lazım. Biz betona yapıyoruz yatırımı. Ya betona yapıyoruz da o zaman da bu sefer... Eğitemiyoruz, çıkmıyor. Ya Okan Buruk her maçtan sonra şampiyon adam şey yapıyor, itiraz ediyor. İşte Salih kendi sahası için söyledi. Yani inanılmaz sahalar kötü. Evet, bir kör dövüş var, bir mücadele var. Oyun oynamak isterseniz sizi bozan rakipler var. Oyunu onun üzerinden oynanıyor. Bir de hani bizde maalesef Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri oyuncu grubu yeterli görüyor. Ve yani birkaç haftayla ligi kurtarma şansını biliyor artık. Kuralını öğrenmiş. Playoff'tan dolayı mı? Hem playoff'tan hem de oyun kurallarından. Oyuncu da çok fazla yok. O sıkıntı da var bizde. Oyun kurallarından derken yere yatmalar, zaman geçirmeler. Yani her şeyi... Hakemin de işine geliyor. Değil mi? Herkes bir nefesleniyor. Çok genç hakemlerimiz var. Ben hiçbir zaman yani o sertliğe girmem hakemlerle ve maçtan önce geldiklerinde konuşuyoruz. Ben de işte yedek kulübemi bile ben içeriye itiyorum bazen. Ama çok inanılmaz hatalar olabiliyor. Ki var olmasına rağmen. Ki var olan da ender ülkelerden biriyiz. Avrupa'da 3 ülkeden biri galiba. Aynen. Ya birçok detay var. Az önce işte yayına girmeden önce söyledim. Manisa maçında 2 saat boyunca çevik kuvvetli polislerle oturdum ben. Neden? Teknik direktör odası yoktu. Ya inanabiliyor musunuz? İnanamıyorum. İnanamıyorum ama tabii kimse... Yani çok güzel orada onlarla sohbet etmek, fotoğraf çekilmek, onların soruları, diyalogları, Manisa taraftarı... Senin de konsantre olman lazım canım. Olamıyorum ki. İçeri giriyorum olmuyor, dışarı çıkıyorum olmuyor. İçeride oyuncu grubu rahat alanı olması lazım onların. Ya onlar da konsantre oluyorlar. Ben içeri giriyorum hadi biraz onlarla sohbet edeyim, bir şeyler söyleyeyim diyorum. Bir yerden sonra havasızlıktan zaten her yeri açmaya başlıyoruz. Dışarıda tabura, kahvemiz. 2 saat boyunca öyleydim. Manisa taraftarı geliyor, fotoğraf çekiliyoruz. Hocam ne yapıyorsun burada diye dedim. O tam yok. Ne yapayım yani? Yani bunları burada söylüyorum. Söylemek zorundayım. Ülke futbolu. Yani biz oyuncu grubu da konsantre olamıyor bazen.
Denetleyen yok demek. Denetleyen yoktu. Kenarda en ufak bir itiraz ettiğinizde size ceza veriyorlar. Belki bunları söylediğin için de ceza alabilirsin. Verirler mi? Belli olmuyor işler. Verebilir. Ya yayını kessek mi acaba? Yok ya, Manisalılar da bunun sıkıntısını çekiyorsunuz. Tabii ki onlar da yeni statlarını bekliyorlar. Kafaya oynamak istiyorlar. Playoff'un içinde. Ya oyuncu grubu da, bakın bir oyun var. Oyuncu grubu da bunu oynamak istiyor. Deniyorlar da. Evet, oyunun genelinde çıkmaz oyun ama planlarınız işlemeyebilir. Ama size sahanın, stadın, türbünün birçok etkisi var bunda olmamasından. Doğru. Doğru yani. Yani değiştiremiyoruz. Ama işte bunu, yani iyi tarafından bakıyorum. Ya bu acaba 2032'ye bir şeyi hatırlıyorum. Çünkü 2006 Almanya almadan evvel Almanya acayip bir krizdeydi. Statlar vesaire. Statlar bomboştu. Statlar kötü durumdaydı. Şu anda full. Ama biz Şampiyonlar Ligi alıyoruz. Turnuva alıyoruz. Genç milli yaş kategorisinde de turnuvalar alıyoruz. Doğru. Yani şöyle düşün, ben 2016'da 3. ligi çalıştırdım. Yine Sakaryaspor'la başladım. Yine teknik direktör odası yoktu. 23'teyiz. Sen 32 diyorsun abi. Zaman. Yani yoktu. Yine ben deplasmana bir yere gittim. Ama o zaman olsaydı, şimdi olmasaydı daha kötü olurdu. Ama yine yok. Tamam, çok güzel statlar yapıldı. Gelişeceğiz, gelişeceğiz. Ya gelişmek zorundayız. Eğer oyuncu yetiştirmek istiyorsak sahalara, altyapılara, statlara yatırım yapmamız. Ciddi anlamda statlarımız var. Yok, bizimki biraz daha şey işi, yani doğu işi oluyor işte. Suudi Arabistan'ın yaptığını başka bir türlüsünü yapıyoruz biz yani. Getiriyoruz acayip acayip adamları dünyanın parasına. Ama zemin yok, çıkaracak zemin yok. Peki güzel hikayelerden, eskilerden bahsedelim. Newcastle'da bir U21 İngiltere maçı hatırlıyorum. Sus yapmıştım. Bütün tribün beni yuhladı sürekli. Evet. Golden sonra. 1-1 evet. Bitmişti galiba. 1-1 bitmişti. Ama inanılmazdı. Acayip top oynuyordunuz. Siz biraz daha büyüktünüz rakiplerden. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yaş daha büyüktünüz. Bir yaş olabilir. Okan, sen, Hüseyin oynuyordu ön tarafta. Üçlü, aynen öyleydik. Üçlü oynuyordu. Çok iyi bir kadroydu. Raşit Hoca vardı. Selçuk, Serkan, Kemal. Suat Usta, Suat, İbrahim Toraman, Servet. O maçta Volkan Kale'de. Usta kimle sohbet ederken gol yedik taçtan. Ciddi söylüyorum. Onu kaçırmışım. Öndeyiz. Maçtaydım ama kaçırmışım. İbrahim Yavuz'la mı, Servet'le mi? Biri sohbet ediyordu. Taç kullanıldı bir anda. Golü yedik. Ben bağırdım, dedim ne yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz dedim. Daldık dedi. Sonra, ama çok inanılmaz maçtı o. Çok güzel maçtı. Ya ben de niyeyse orada da gittim sus yaptım. Evet, senin öyle bir huyun vardı. Şimdi sadece o değil, o grupta yani. Portekiz de vardı ve karşı tarafta Ronaldo ile Quaresma iki kanat oynuyordu. Siz de Okan Koç ile ikiniz. Siz daha iyiydiniz ama onlardan iki yaş büyüktünüz galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir buçuk. Onlar, ama yani. Genelde onlar hep böyle bir 10-17... 18'e yakın oynadı. İki maçta da kazandınız. Evet, ama buradaki maç çok iyiydi. Çok iyi. 4-2'lik maç. 4-2. 3-2 iken bir yüklendiler. Kim stoperde kim oynuyordu? Servet vardı. İbrahim Toraman, Servet, Suat Usta oynuyordu. Suat Usta. Son dakikalar artık 3-2 öndeyiz. 10 kişi kaldık diye hatırlıyorum. Doğru. Bir dualar çıkıyor şeyden. Korner atışlarında şu dağda. İnanamazsın. Yani böyle şey, savaşa gidiyormuş gibi ama çok fazla yüklendiler. O arada kontradan zaten 4-2 ama iyi kadro vardı bizim. Çok iyi kadro. O kadrodan zaten 7-8 tanesi Fener'e geçtik. Orada bir de üst, yani normal milli takımımızda da oynadı. Çok orada şöyle yani, çok zengin bir dönem o. Oradan ama biz zaten hemen 2003 konfederasyon kupasına geçiş yaptık. Evet. 6 ya da ama 7. Ama 2004'de çok monte olamadı oyuncular. Hatta bu konuda da Şenol Hoca çok eleştirilmişti. Ya gerçi üstte de çok iyi oyuncular vardı. Yani hangi birini keseceksin? Orada böyle bir oyuncu fazlası vardı neredeyse. Şimdi, hemen hemen baktığınızda orada Hüseyin Kartal hariç, tamam ben biraz ofansiftim ama hep orta sahaydık. Doğru. Hani kenar oyuncuları, doğru, iç orta sahalar. Doğru. Bir Hüseyin vardı. Sonra Şenol Hoca beni zaten serbest, hani ikinci santrafor gibi. Evet. Orada 2003'te İtalya maçı oynadın. Ümit Milli Takım orada. Bari'de miydi maç? Galiba oradaydı. Sonra da ertesi gün amil takıma da çıktım. Kaç dakika oynadım? 4 dakika falan galiba. Ama şey, yani hayal dünyasındaydım. Del Piero'lar, Buffon'lar falan. Yani o 3 dakika bitmedi aslında benim için. Nefes alamıyordum ben. Yani düşünsenize, bir gün önce Ümit Milli Takım oynuyorsunuz. Gol, çok iyi oynamışsınız. Bir anda kendiniz... 2 gol mü atmıştım işte? 2 gol atmıştım galiba.
kendinizi bir anda A milli takımında buluyorsunuz. Peki o dönem yurt dışından talipler olmadı mı? Oldu diye biliyorum ama çok ilgilenmiyordum açıkçası. Hı. Ama dönem dönem oluyordu. Çünkü ama tamamen konsantrasyon. Öyle bir parlama şu anda. Tabii. Hemen gelirler şu anda öyle oldu. Ama Arsenal zaten o dönemden bu yana beni hep izliyordu. Ben Midisfor'a transfer olduğumda zaten Arsene Wenger dedim, siz hani neden beni istediniz? Tabii ki takip ettik ama Arsene Wenger çok fazla. 2008'de bir teklifle geldiler. Tabii, aynen. 2008 esas teklif. 2008. Ama Arsenal'in raporu şeydi, nerede oynadığını çözemiyoruz halen diye. Çünkü milli takımda önde oynuyordum. Santrafor oynuyordum, ikinci santrafor. Geriye geliyorsun Fenerbahçe, sol ön oynuyorum, bazen sağ ön oynuyorum. Sürekli bir değişkenlik olunca orada biraz sıkıntılar yaşadım. Şimdi avantaj bu, o zaman... Tabii. O zaman farklıydı. Her pozisyonda oynuyor diye de daha da ama çabuk. Fenerbahçe'deyken biz antrenmanlarda bazen evli bekar vesaire oynadığımızda ben hep geri kaçardım. Hmm. Stoper mevkii gibi, orta saha gibi oynardım. Çünkü amatör oynarken libero da oynuyordum ben. O zaman hep üçlü klasik. Doğru. Libero zevkliydi o zaman. 2008'de Arda'ya sen git geri gelme demişsin maçta. Yani çoğu maçta bir Real Madrid maçını da hatırlıyordum. Yine iç oynadım ben, Arda dış oynadı. Fatih Hoca odaya çağırdı. Oğlum dedi, gelir misiniz? Geliriz tabii ki hocam. Ama maça çıktığımızda Arda gelme. Hani belirli bir seviyeye kadar gel. Belirli bir seviyeden sonra gelme. Oradayız zaten biz. Ha çok baskı yersek tabii ki desteğe geliyor. Ama Arda bize nerede lazım? Önde lazım. Ama sen de önde lazımsın. Ben öndeyim de en azından ben bir bu tarafı toparlayayım. İçeride Marco, Hamit vesaire biz zaten toparlıyoruz. Hem koşu özelliğimiz ondan daha ileride. O da orada yorulmaması lazım. Doğru. Orada daha güçlü olduğunda. O unutamamış mesela onu hiç. Efendim? O hiç unutamamış. Hem bir Fenerbahçe'den bir yaş bayağı benden büyük. Bana bunu imkanı verdi. Çok hoş bir durum falan. Yani. Yani şimdi Arda'nın özelliği, yani takım arkadaşının özelliğini bilmen lazım. Arda tabii ki yaş olarak geldiğinde gençti. Görüyorsun yeteneğini, isteğini. Hem bir de enerjisi yüksek. Onun o enerjisi, orada yapabileceklerini görüyorsun. Arda gelme. Niye geleceksin ki? Ama zaten alanı da daraltıyorduk biz. Koşan oyuncumuz da çok fazlaydı. Temaslı da oynuyorduk. Arda'ya gelme diyorduk. Gerek var mı? Yok. Yok. Bence yok yani. Bence de yok. Çek Cumhuriyeti maçı. Tabii bunu sormadan olmaz. Volkan atıldı. O sırada ne düşündün? Bir öyle bir niyetim yoktu ki benim. Yani onun cesareti edemezsin. Önce bir ne düşündün? Yandık eyvah, dedim eyvah, zaten de. Tabii maç yandık dedim. Sonra bir ara göz göze geldik. Hocayla. Şimdi hocanın yani bazen bizi o kadar iyi tanıyordu ki bakışlarıyla, mimikleriyle biz ne yapacağımızı biliyorduk. Yani bir şey söylemesine gerek yok. Göz göze geldik. Ben böyle yaptım hani geçeyim mi? Böyle yaptı. Yapınca ben gittim şeyi aldım ama o yani saniyelik durumda o formayı giyerken ben ne yapacağım dedim. Yani kaleye yürüdükçe penaltı atarken biliyorsunuz daralır. Siz geçince genişler. Dedim ben ne yapacağım şimdi? Bir de karşıda da bir sürü iyi topçu var. İnanın yani kafa topuna çıksan kollerle değil mi? Yetişemezsin ki. Elle yetişemezsin. Ya zaten geçer geçmez ellerimi kaldırdım ben. Hmm. Allah'ım yani bana yardım et dedim. Ama o maçın en büyük şeyi Hamit'le avut kavgamız. Hamit altın toplu. Hamit topa vurdu mu ses çıkar biliyorsunuz. Avut oldu. Hamit geldi ben kullanacağım. Hoca oradan bağırıyor diyorum ki ben kullanayım. O vallahi dedi çok uzağa vuracağım dedi Tuncay. Rahat ol dedi. Ya Hamit diyorum vuramazsın bir şey olur. Yakalanırız. Çıkamayız da dedim. Zaten 10 kişiyiz. O çok uzun sürdü kavgamız. Bayağı uzun sürdü ama zaten vurdu. Sesi duydum ben. Yani sol köşeye doğru vurdu. Benim için de anıydı. Gol yemeyen tek kaleci oldum. Ben o dakika yani stat'taydım. Pek seyredemedim yani. Seyrettim de hatırlamıyorum pek yani. Yani orada ben değil kim olsa... Çünkü ciddi anlamda birbirine inanan bir grup vardı. Yani her kötü, türlü sorumluluğu... Çok kötü başlamıştı turnuva. Portekiz maçı rezalet oynadık. Portekiz yani. Maçı bir bacak arası yedim Deco'dan. Yani zaten yeniliyoruz ya sinirlenmişim. Yani atlamam lazım birilerini topla beraber. Bizim kulübenin orada o. Deco Klasik uzağa bakıyor ya. Ben tam saldırıya başladım. Gidiyorum üstüne doğru. Böyle uzağa baktı dedim bu vurur. Vurur gibi yaptı bir bıraktı. Ben kulübenin oradan geri döndüm tekrar. Yani şu Avrupa Şampiyonası'nda unutamadığım anlardan biri yani. Hep söylerim. Yani çok güzel bacak arası. Doğal olarak çok eleştirdik sizi. Normal ama. Ama oradan bir gene bir hırs çıktı. Yani tabii o eleştirileri
bu mücadeleye yansıtabilmek de kolay bir şey değil. Yani Portekiz maçından sonra psikolojimizi düşünsenize. Hiç kolay değil. Yani ertesi gün Scott Carson vardı, atletikçi, Fatih Hoca getirmişti ve harbiden de iyi çalışıyordu ama biz zaten... Sonra hepiniz sakatlandınız ama. Tabii. Ben bir arka adaleden sıkıntı yaşadım. Portekiz maçı, moralimiz bozuk. Maçtan sonraki gün box to box oynayanlar. Ben bir tane gittim. Dedim ki hocam ben yapmayacağım, yapamam bunu dedim. Ya zaten psikolojimiz bozuk. Herkesin morali yerlerde. Tamam dedi, herkesi topladı hoca. Yürümeye başladık. Sahne etrafında. Diğer arkadaşlarımız antrenman yapıyordu. Sorunlar ne dedi? Herkes böyle bireysel. Hamit zaten konuşmaya başladı mı uzuyor şey olarak. Çünkü çok edebiyat da yapıyor. Ama aslında duygusunu... Bir de Halil de yollanmış. Halil'le olan beni düşün. Hamit'leyim. Beraberiz zaten. Kazanıyoruz. Hamit direkt duşa. Hani telefonu alıyor. Bir duygusal anlar yaşıyor. O uyumadan ben uyumuyordum mesela. Kamplarda. İyi idare etti ama. Çok. Çünkü hissediyorlar ya. Tabii canım. Ya inanılmaz bir durum. Bayağı bir sarılıp ağlaşmışlar değil mi Halil'le ayrılırken? Ayrılırken yani çok ince detaylar da var. Biz Hamit, ben, Halil. Yıldıray da gitti. Yıldıray da gitti. Biri daha var. İzinliydik. İzinden bir gün izinliydik. Dönüşü kadro açıklanacak. Halil herhalde hissetti. Bağırmaya başladı otelde. Tabii başka bağırışmalar da oldu. ama şey... Kötü olduk hepimiz. Yani kimseyi orada bırakmak istemiyorsun. E tabii. Hani herkes hocayı düşünün. E o da çok zor hocam. Ya yani biz bunu düşünüyoruz işte ilk sorduğun sonra. Sonuçta bir üç kişiyi yollayacaksın. Tabii. Yani. Hani hocalık mı zor, oyunculuk mu? İşin bu tarafı işte. Ama şey çok ilginç karar yani. Tek yumurta ikizlerinden birini yollamak. E Yıldıray'ı bırakır mısın? İnanılır gibi değil. Çok zor. Yani hatta ben basın toplantısında sormuştum. Hocam yani emin misiniz falan diye. Biz oyuncu grubu olarak ama tamam hadi Yıldıray'ı çıkarmadın. Sonuçta haklı çıktı. Aynen Yıldıray'ı çıkarmadın kimi çıkaracaksın? Yani hepsi birbirinden değerli. Yıldıray da o zaman çok iyi. Aynen öyle. Ama tabii Ahmet'in o psikolojisi yani çok çok zordu. Ama hepimiz birbirimize hoca, ekip inanılmazdı. Çok iyi çıkıldı oradan. Hakikaten çok iyi çıkıldı. Yani o daha işin başında Bielefeld'de bugünkü gibi gözümün önünde yani o şey. Ya bize nasıl geçti? 44 gün falandı zaten evet. Ortalama. Düşünsenize 44 gün hep berabersiniz. Her an kolay yani değil. Ufak bir kıvılcımda. Bir de gece yemekleri yasaklanmış. Yok orada biz çok rahattık. Öyle mi? Tabii tabii. Ama Scott biri çok problem çıkarıyormuş. Scott sonlarda ama sonra zaten Scott'ı da aramıza aldık. Bağladık onu da. Scott'ın şu raporunu biliyorum. Ya bu takımda su içmeyen adam var kardeşim diye. Tabii. Yani o dönemde öyleydi. Ama biz dediğim gibi gece falan yani yine bir şekilde çözüyorduk. Bir pastırma. Ya hoca biliyor zaten onu. Bir de kimin ne yapacağını, gece kimin uyumayacağını biliyor yani. Tümer abi de anlatmıştır. Tümer abi sabah kalktı bir gün. Kalk dedi okey oynayacağız dedi. Rüyasında görmüş. Çünkü kaybediyor hep bana. Kesin dünyada en iyi okey oynayan insan odur. Tabii öyle tabii. Yani. Biliyorsun inatçıdır da. Tabii. Ya rüyamda gördüm dedi ya. Dedim ki Tümer abi kahvaltıya gidiyoruz dur dedim yani. Yani hoca da biliyordu kim uyumuyor kim ne yapıyor ama güzel bir birliktelik vardı. 44 gün yoksa geçmezdi. Peki Tümer demişken hemen oraya geçeyim. Tümer'i Fenerbahçe'de nasıl karşıladınız? Güzel karşıladık. Yani şey değil her zaman söyleriz onu. Gece 1'di. Ben teyiste yaşıyorum ya Fenerbahçe'de. Bir şey oldu mu beni cepten aramıyorlar bazen. Teyisten arıyorlar direkt. Ümit abi aradı, ne yapacağız dedi. Neyi abi dedim. Bir şey mi oldu dedim. Ya Tümer geliyor dedi, ne yapacağız dedi. Ya ne yapacağız dedim, bize geliyor yani. Hani biz burada patronuz. Ama sonra kanka ben oldum. Çünkü kapışmıştık da onda. Önceden kavga gürültü vardı. E tamam, saha içinde atışmalar vardı. Yoksa milli takımda beraberiz yani, inanılmaz. Ama tabii Fener'e geliyor. Ondan önce kupa maçında bir atışmıştık onunla şeyde, İzmir'deki maçta. Kötü de oynamıştım ben. Takım halinde çok iyi değil. Ben de rezildim zaten. Orada da bir kapışmamız olmuştu. Tümer sonra... çok iyi oynamıştı. Tabii tabii. Aynen işte önce Mahmut Hanif'i gitti. Tümer abi hakkını helal et dedi. Çok küfür ettim sana. Ondan sonra yani güzel bir dostluğumuz oldu. Ama o da hani o şeyi aile ortamını görünce aramızda olmaktan keyif aldı. Şu anda takımında beraber oynadığın oyunculardan kim olsun istersin? Bir kişiyi seçeceksin. Ya Sakaryaspor'da oynatmak için. Oynatmak için? Evet. Ama herkes olabilir yani.
Çok zor zor. Her kalibreden oyuncu olabilir. Ama yani şu sorunumu çözer benim diyeceğim birisi. Çok sorun var. O zaman Ortuzan ortasını al. Etrafa şey yapar. Ya o dönemde... En çok etkilendiğin oyuncu. Sahada görünce ya bu adam nasıl adam dediğin Ortega. Ortega mı? Ben böyle bir şey görmedim. Yani Anelka'da keza. İşte Alex'e hepimiz söyleriz çünkü onun oyun zekası çok başka bir seviyeydi. Ben topu ona verdiğimde gözüm kapalı gidiyordum zaten. O beni buluşturuyordu. Ama Ortega arabanın düşünsenize 5. viteste giderken 1'e alıyorsunuz arabayı. Yani çarpışıyor oyuncular antrenmanda. İnanılmazdı ama tabii o dönem kötüydü. Ortam ona göre değildi. Özel hayatı biraz karışık. Aynen. Bir de o kadar çok yabancı yoktu. Evet. Dil konusunda sıkıntı vardı. Yani düşünsenize odaya giriyorduk yayıncı kuruluşu izliyordu. Yapacak hiçbir şey yok. O zamanki imkanlar öyleydi. Anelka da olabilir ama... Benim problemimi çözecek koşan mücadele eden oyuncuyu hemen almak isterdim. Mehmet Aurelio olurdu. Marco olurdu. Serkan Balcı da olurdu. Yani onlar evet, o tabii. Takımı ateşleyecek seviyede. Yoksa öteki türlü ön taraftan saymaya başlarsam işin içinden çıkamam. Halı sahada keşfedilmişsin doğru mu? Evet. Ve kaçmışsın antrenmandan sonra da. İstemiyor muydun olmak? Yani, zor mu geliyordu? Mahalle maçları vardı turnuva gibi. Ben çoğuna gitmiyordum. Başka mahalleden üçüncülük, dördüncülük maçı var. Beni evden aldılar. Hmm. Annem camdan mı çıktı dedi oğlum çağırıyorlar. Ya ne yapacağım ben dedim. Git oğlum bak buraya kadar gelmişler falan. Neyse gittim ben halı sahaya. Yendik galiba. Üçüncü mü olduk? Tam emin değilim ama kendi mahallem değildi o. Sonra maçtan sonra... Bir hoca geldi böyle böyle dedi. Ertesi gün dedi bir antrenman var dedi. Gelir misin dedi. Tamer İlaçan benim hocam. Gelirim dedim. Sakarya Spor. Sakarya Spor. Yok amatörde tek spor. Okay. Onun hocası geldi. Dedi antrenman var gelir misin? Gelirim dedim tamam. Gittim ben tesislere. Çıktık meğersem denemeymiş. Ha. Devrede ben hemen toparlandım. Topukladım. Ertesi gün saat böyle akşam 7-8 suları. Zil çaldı. Bir baktım hoca geldi. Okuldan benim bütün bilgilerimi almış. Devamsızlığımı da öğrenmiş. 19,5 gün. Yarım gün daha gitmesem. Gitmesen kalıyorsun. Tabii o ara işte Sakarya maçlarına kaçıyoruz biz okuldan. Farklı dönemlerde amatör maçlarda vesaire. Sonra dedi, oğlum dedi bu dedi denemeydi. Sen bir gel başla antrenmanlara. Beğenmezsen o zaman. Meğersem asıl kadrosu iyiymiş. Sonra öyle başladım. 1,5 yıl kadar... 2 yıl kadar oynadım orada. Ondan sonra Sakaryaspor beni istedi. Sakaryaspor'a transfer oldum. Ya 15 top ya 20 top karşılığında futbol topu. O zaman öyleydi. Yine varmış. Var mıymış? Var var. Yine geçen yakaladım. Toplar çok pahalı. Her şey çok pahalı. İnanılmaz yani. Neyse transfer oldum. Deprem oldu. 99 depremi. Tabii biz de ortada kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her anlamda. Sakarya'da mıydın? Tabii Sakarya'daydım. Statta yabancı askerler, çadırlar kuruldu vesaire her yerde. Sonra deplasmanlı süper gençler kuruldu. Takım ligden çekildi. Bütün yaş kategorisi. Sadece biz kaldık. O dönemde işte Fener, Beşiktaş, Kemalpaşa... Darıca falan böyle bir grup kuruldu. Deplasmanlı süper. Bir yıl orada oynadım ben. Ondan sonra A takıma imza attım. Sakaryaspor'a. Fenerbahçe'den ayrılığın. Yani böyle bir anda gittin. Neydi problem? Yani problem yok. Yurt dışına mı çıkmak istiyordun? Yurt dışına gittim. Ben Premier Lig'de de oynamak istiyordum. Yani sonuçta... Ama tutmak istedi takım seni. Tabii. Aynen. Yani ben de aslında... O dönemde menajerin vasıtasıyla zaten dedim hani ben imzalayayım. Kulüp beni satsın diye. Sanırım hani bana gelen başkanımız yani Aziz Başkan şey yani öyle bir şey olmaz gibilerinden. Bir iletişim kopukluğu da oldu aslında. Yani o dönemde yani birebir belki olsaydık başka bir süreç işlerdi diye düşünüyorum. Yani Premier Lig'e gitmek istiyordum. Zaten tesislerdeydim oyuncu grubu da arkadaşlarım da bilir hep. Ben de Premier Lig açıktı. Bütün maçları izlerdim. Orada olmak istiyordum. Biraz iletişim kopukluğu da oldu. O süreç öyle oldu. Yani yapacak bir şey yoktu. Öyle olması gerekiyordu. Peki o dönem şey konuşuldu. Ya ne işin var kardeşim senin Middlesbrough'da? Gideceksen Arsenal'e, Manchester'a git. Middlesbrough'a mı gidilir? Ben de o zaman şunu söyledim. Önemli olan lig. Yani karşı her hafta kimle oynadığın önemli.
O dönemi aslında şöyle... Middlesbrough da çok da kötü bir takım değil ayrıca. Yani sorunun geleceğe yönü hemen cevaplayayım diye dedim, aklıma geldi. Bolton, yani Wolfsburg'dan Bolton'a geldim. Basın toplantısı var. Gazetecilerden biri dedi ki Liverpool 11,5 milyon pound verdi. Neden gelmedin dedi. Haberim yoktu ki dedim. Evet. Yani Chelsea istedi beni. Hatta o dönem hatırlarsınız Quaresma'yı kiralık aldılar. İtalya'daydı galiba. Scolari beni istedi. Basına da düştü bu. Ama o dönem benim temsilcim yoktu. Ben orada biraz sıkıntı yaşadım. Mancini ile oturdum devre arası. City'nin şampiyon olduğu sene. Evet. Stok'ta çok fazla oynamıyorum. İşte çok sevdiğim bir abimin kafesi var. Bir anda beni aradı. Dedi ki Mancini seninle oturacak dedi. Tony Pulis 16 milyon mu istedi? Öyle bir şey istedi. Bir de Lescott'u istedi. Mancini dedi ki bu kafayı yemiş dedi. Lescott'a 24 milyon pound vermiş City. O dönem mesela belki yine bağlantıları iyi olsa... City'ye gideceğim. Belki oynamayacağım ama şampiyon olacaktım. Bir de senin yani yurt dışı maceralarında hocaların oyununa uymama durumun var. Tony Pulis havadan diyordu, Pulis ben yerden diyordum. Pulis ya ne acayip bir adam. Tabii. Büyük kavga ediyorduk ama onunla. Ama sağ dışında müthiş. Acayip seviyordu beni. Birisine benziyor mu tanıdığın? Bilmiyorum ama deliydi o da. Southgate zaten yeni alt yaş gruplarında çalışmış. Ondan sonra geldi. Southgate'le iyiydiniz. Tabii iyiydi. Magat sonra. Magat'ı anlatılacak gibi değil. Askeriye kampındaydım ben. Değil mi? Onu söylerler hep zaten. Ya bir de Halil beni aradı Magat ilk geldiğinde. İşte tesislere gideceğim Magat'la tanışacağız. Halil aradı. O da onunla çalıştı ya. Dedi ki kardeşim dedi tam senlik hoca geldi dedi. Niye dedim? Dedi mücadeleyi sever. Senin tarzında koşan, zıplayan, coşkusu olan oyuncuları sever falan. Neyse ben stada gittim. Statta tesis orada olduğu için. Herkesin kafalar yerde. Ne oldu dedim. Görürsün birazdan dedi. Ya ne oldu dedim hani. Kim ki bu yani? Adam geldi. Zaten CEO geldi. Dedi ki her şeyin sorumlusu Magat'tır. Komando eğitimi başladı diyorsun. Ya, bir yenildik. 3 tane minibüs araba. Oyuncular kullanıyor. Bir ormana gidiyoruz. Oynayanlar bir saat hiç durmadan koşuyor. Oynamayanlar 1,5 saat duramıyorsun. Yani yanında yardımcısı vardı. Sezon başı kampı. İşte o sonradan geldiği için ikinci sezonun sezon başı kampındayız. Ben Diego Ribas'la kalıyorum. Mandzukic. Aram çok iyi Mandzukic'le falan. Onlar beni zorluyor sürekli. Hadi yaparsın çalış vesaire. Hazırlık maçları... Mandzukic'le önlü arkalı oynuyoruz. Diego orta sahada. Ben her hazırlık maçında 2-3 tane atıyorum. İşte 10 gün falan geçti. Mandzukic diyor ki gördün mü diyor isteyince yaparsın falan. İkinci etap kampa geçeceğiz. Toplantıda dedi ki Diego Tuncay siz fazla iyisiniz. Bizle çalışmayın gidin dedi. Ondan sonra komando eğitimi başladı bize. Yanındaki komandoydu zaten. Gerçekten komando eğitimi. Yardımcısı ama harbi komando. Evet biliyorum. Burnundan bir şey çekiyordu böyle. Morgan diyordu başlıyorduk. Emfiyedir. Askeriyede idman yaptık 2 gün. Hani o eski usul bayağı var ya kumda, merdiven. Kumda sürünmeli. Tabii tabii merdiven çıkmalar altından, sırtını al tek ayak merdiven çıkma falan dedim kaçıncı yüzyıldayız. Yani o ya en son yaptığını söylüyorum. Hani biz geliyorduk bisikletlerle otelden. Bu sahanın ortasında düdük elinde böyle dolanıyor. Biz bekliyoruz. Sonra düdüğü çalıyor hadi koşun diyor. Tamam koş da. Nereye kadar koşacaksın? Ben bıraktım. Gittim de belim ağrıyor dedim. Keşke demeseydim. Atletik performansçıyı başıma verdi. Her gün 2,5 saat bisikletle geziyorduk. Yoksa para cezası. Her gün 2,5 saat. En son dedim ki lanet olsun. Yani bırakacağım. Futbolu bırakıyordum. Ciddi anlamda bırakıyordum çok, yani. Çok futbol. Hikaye duydum Magat'la ilgili. Ya neler sabah 6'da falan bir okulun şeyine gidiyorduk. Spor salonuna gidiyorduk 7 oyuncu. Alatlarla. Tırman, in, atla. Yapamayınca da göndermiyor şey. Acaba kendisi yapıyor muydu? Çok iyi futbolcuydu Magat. Sen hatırlamazsın muhtemelen. Hakikaten. Ya öyle futbolcu olmasın. Öyle olacaksa olmasın yani. Ya bak Trabzon'a ismi geçti değil mi bir ara? Evet. Yemin ediyorum basın açıklaması yapardım. Yani ülke futbolu için basın toplantısı yapar. Yani durdurmak için her... Yani şeyi... Trabzon bunu hak etmiyor. Solumu çalıştırırken basın sordu. Dedi ki çok ağır idman yaptırıyormuşsunuz diye. Kimse ölmedi daha dedi.
Takım küme düştü. Fjortoft oyuncusuydu onun. Ona demişlerdi yani şöyle saçma sapan artık nasıl bir şeyse. Yani her şeyi çok o zaman düşmekten kurtarıyordu herkesi. Tabii tabii ama o dönemde öyle oynatıyormuş. Evet, şey diyorsun Titanic'i de kurtarabilir miydi diye sordular gazeteciler. Bilmiyorum ama herkes yüzerek sahile çıkardı mesela, muhtemelen. Ya ayak idmanda ayak dışı pas veremezsin. Kovuyor. Halil onu söyledi. Dedi ki ayak dışı sakın pas verme dedi. Ben maçta verdim çıkardı oyundan dedi. Delirmiş demek. Tabii. Bir de beni şöyle yaktı. Ayrılacağım artık. Hani şey o arada da Daum beni istiyor. Hmm. Fener'de. Geleceğim yani bonservis falan her şeyi hallediyorum. Beni oyuna aldı. Deplasmanda. He. İkinci transfer olma. Transferi yapamıyorum. Hani oynamayacağım ne güzel. Oturuyorum son 15 dakika oyunu aldı beni. Aldı. Kırmızı. Takmışsın o ya. Tabii tabii takılmıştı bana. Çünkü kardeşler gibi. Ya kırmızı kart gördük ya bir şey oldu. 5 dakika sonra oyundan aldı beni. Allah Allah. Ya bütün hani psikolojimle oynadım. Çok direndim. Ama yani onunla yani Raul'da çalışamış. Schalke'de falan neler yapmış. Yani oyuncu grubu artık yukarıya CEO'ya çıkıyor. Gönderin bunu diyor. Bayağı da tercih edildi. Bayağı bir turladı. Ya o kadardı işte. Bayağı Magat özel programı oldu. Peki Daum mu Siko mu? İkisi de. Farklı farklı iki şey değil. Şöyle Daum'la futbolu öğrenme adına hani kurallar, disiplin çok farklıydı. Yani havaalanı kuruyordu zaten şey yardımcıları. Yani sahaya bir çıkıyorduk. Bildiğin havaalanı uçacağız yani. Kareler, farklı renkler, buraya giremezsin, şuraya giremezsin. Çünkü benim oyun anlayışım nasıl? Ben solda oynarken sağa da gidiyordum. Tabii. Bir yerlere de gidiyordum. Ama Daum öyle değildi. Pozisyonu. Burası senin pozisyonun. Pozisyon oyunu bu. Yani o açıdan birebir diyalogları ama Zico şöyleydi. Ya sonuçta Beyaz Pele'den bahsediyoruz. Geliyordu. Ya ilk geldiğinde söylediği çok değerliydi bence. Dedi ki burası bizim işimiz. Burada işinizi iyi yapın. Şuradan çıktıktan sonra benle bir sorununuz yok. Beni ilgilendirmiyorsunuz dedi. Sahada işinizi yapın. Aynen öyle. Ve kaybettiğimizde de bütün sorumluluğu alıyordu. Geliyordu soyunma odasına. Üzüldün mü ayrıldığında? Zico mu? Evet. Evet. Yine gidiyordum onunla denk geliyorduk. Hindistan'a çağırdı beni. Goa'da çalıştırıyordu. O arada da ben Fatih Hoca'ylayım. Döndük Avrupa Şampiyonası'ndan. Bodrum'da hoca. Hocanın yanına gittim. Samet aradı. Hoca istiyor seni dedi. Tamam dedim. Bodrum'dan Bodrum'a gidiyorum. Goa'da öyle bir yer evet. Orada. Çok keyifli bir yerdi. Bir de Zico'yla çalışmak ayrı keyifli. Hocaya gittim. Dedim böyle böyle. Zaten 3 ay oynayacağım hocam dedim yani orada. 3,5 ay belki. Tamam dedi hoca. Ondan sonra Samet'i aradım. Dedim böyle böyle olacak. Sonra hoca geri aradı. Oğlum dedi biz senden memnunuz falan. Gerek yok dedi. Hocayla devam ettik öyle. Abi. Ama Zico'yla orada bir daha çalışma fırsatı olacaktı. Çok keyifli onda. Bu ikinci Hindistan'a gidişim olacaktı. Tabii. Ha, okey. Hindistan ya. Alıştım ben oraya. İyi, nasıl geçti Hindistan? Şöyle iyi geçti. Zaten 21... Hindistan'ı mı yaşadın yoksa Hindistan'da gene batılı hayat mı yaşadın? Onu merak ediyorum. Dönem dönem dışarı çıktım da sürekli festival vardı. Her an kaçırılabilirsiniz. Korumalar veriyorlardı bize. Öyle mi? Tabii tabii çıkıyordum ben dışarıya. Hani çok farklı kültürdü. Bir de farklı semtlerde kendi içimizde kulüp bünyesinde para toplanıp işte primdi vesaireydi. Sokak çocuklarının kaldığı barakalara gidiyorduk falan. Onlara bakan öğretmenler oluyordu. Çünkü aileler çalışıyor ya çocuklara bakacak kimse yok. Oraya gidince psikolojim bozuluyordu. Yani o çocuklar orada. Yani filmlerdeki gibi nasıl işte trende öyle yapıyorlar. Tuvalet kültürü yok. Yani idmana giderken sokakta duş alan insanları görüyordum ben tesise giderken. İnşaatta çalışıyor orada duş alıyor. Ama sokakta yani. Ama köşeyi bir dönüyorsunuz başka bir dünyaları da var. Bir zenginlik de var. Tabii. Oraya gitme nedenim daha önce de çağırmışlardı ama hem kamp Antalya'daydı 21 gün. Zaten döneceğim. İki ayda maç oynayacağım orada. Allah bereket versin. Aynen öyle. Bir takımda Carlos var. Bir takımda Anelka var. Bir takımda Materazzi vardı. Bir i̇şte, ara onlar bayağı para harcadılar. Tabii ama olmaz. Kriket orada. Tabii. İnanılmaz. Yani o insan olarak görmüyorlar onları. Bize de öyle bakıyordu tarafta. Yani sen onlar için... Ya zaten çok tanrıları var ya onların. Bir de sen olmuşsun ne olacaktı? Tabii bir iki tane tapınağa gittiğimizde sordum Hintli çocuklara falan. İşte yani o tapınakta 20 tane var.
İşte ötekinde 50 tane var. Yani en çok orada korktuğum şeydi, cuma namazlarına gittiğimde korkuyordum. Niye? Çünkü bir inşaattasınız böyle, yani kaba bir inşaat, hı, cami falan yok zaten. Ha. Ya da prefabrik, her an bir şey olabilir. Anladım. Çok kalabalık. Peki, seç birini. Ispanaklı börek mi, ıslama köfte mi? Ispanaklı börek. Yani annemler yapınca. Yoksa ıslama köfte de, işte bir aydır Sakarya'dayım, daha yemedim. Ah. Ama çok fazla yedik. Yıllarca. Bazen özlemen gerekiyor. Yoksa haddini doldurdu diyorsun. Aynen, bir de başladın mı yemeye istiyorsun. Bütün doğru. Yani daha her gün de isteyebilirsin. Ekmeği falan yani olacak işte dakikada. Çark Caddesi mi, Mavi Durak mı? Çark Caddesi bizim unutulmazdır. Yani gençlik dönemde oraya gitmek şeydi yani, mahalleden oraya yürüyerek gitmek lükstü. Ha. Bir de onun hem hava atma hem maç günleri orada toplanıp yürüyüp stada gitmek, ufaksınız zaten. Ritüelin bir parçası yani. Tabii tabii. Fırın sütlaç mı, bal kabağı tatlısı mı? Çok tatlıyla da aram yok ama mu? Yine sütlaç, çok fazla kilo şeyi olmaz. Sen maşallahın var, oyunculuğundan daha zayıfsın yani. Evet, biraz kas kaybı oldu. O yüzden şimdi hocamla çalışıyoruz böyle her gün. Tesislerdeyim bir de nasılsa. Biraz çalışıyoruz. Ya oyunculuğunda da çok zayıfsın. Djokovic mi, Nadal mı? Djoko. Hırsından dolayı olabilir belki. Bitmiyor değil mi adamın hırsı? İç sahada hat-trick mi, deplasmanda son dakika golü mü? İkisi de ayrı ama son dakika golü de ayrı. Beşiktaş maçı mı acaba? Bilmiyorum, hangisini tercih edersin? Yine hat-trick, Şampiyonlar Ligi. Öyle bir şeyle mi çıktın maça o gün? Yok. Bazen hisseder ya insan. Hani bu maçın içinde bazı olacak şeyleri hissedersin. Hani gol şeyini özellikle oraya geldiğinde. Ama zaten hep en başında da konuştuk. Hep kafada, hedefte kale var. Hani orada bulunayım. Hasan abi bir gün milli takımda şöyle, annesi dedi bunu ceza sahasının içinde doğurmuş dedi. O kadar şanslı ki dedi. Bir türlü bir şekilde önüne düşüyor dedi. Ama ben istiyordum. Hep orada bulunuyordum. Ama yok, ya, işlerin kesin oraya geleceğini, ya düşünsenize, sol bek Ümit abi, sol ön ben oynuyorum. Evet. Yani o sana orta yapıyor, sen ben içerideyim. O vuruşun adını bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Yani bıraksam Nobre vuracak. O da öyle bir şey denedi ama ona kafayla vurma ihtimalim yoktu. Rovaşataya kalksam o topun hızından ama o yani daha fazla yükseğe çıkmayı düşüncesi olabilir herhalde o anda. İbrahimovic'in aklına gelir öyle vuruşlar tabii genelde. Tabii onun, yani ben işte arada bir kere olur öyle vuruş. Yani arada değişik gollerim oldu tabii ki şey olarak. Yani yani rovaşataydı, yarım voleydi vesaire. Ama tabii bu hem Şampiyonlar Ligi hem görüntü olarak çok acayipti. Çok çok değişik bir gol hakikaten. O sebeple de Manchester United grup lideri olamadı. Aynen. Sonra da elendiler gittiler. Yine kötüler şu anda. Neyse ki. Boğaz'da balık mı, Kalamış'ta kebap mı? Kalamış. Atmosfer olarak. Atmosfer olarak. Hint sokak yemekleri mi, İngiliz kahvaltısı mı? Sen de hiç kahvaltıcı değil. Kahvaltı yani binsi yemeyeceğim için orada sabah kalkıp kuru fasulye. Kanlı sosisler falan. Kahvaltı yani çok şeyim yok. Ama şeyin Hint sonuçta mutfağında o baharatın şeyi vesaire. Sevdin mi? Fena değildi. Ama zaten biz hep otelde yaşıyorduk. Bütün hani evli olanlar, çoluk çocuk herkes otelde yaşıyordu. Anladım. Yani dolayısıyla uluslararası bir mutfak var. Tabii tabii. Ama o şeyi de deniyorduk da, acıyı denedim bir kere. Sevmez misin acı? Çok severim acı da. Ama bu o değildi. Bu o değildi. Yemeği kaçtım odaya. Kafamı soğuk suya soktum. Kafanı soğuk suya. Tabii sol önde bir oyuncu vardı. O başka bir kendi doğduğu şehirden getirdi. Hmm. Şöyle top şu kadar aldım, şu kadar. Odaya gittim. Ama böyle bir acı olamazdı. Yani acı eşiğim yüksektir. Bu öyle değil. Öyle değil. O günden beri yemiyorum diyor. Yani biraz yani yine yiyorum da onun yanında bir daha denemem yani. Anladım. Alex de Souza mı, Pierre Van Hooijdonk mu? Alex derim. Pierre'i de tahmin ayrı. Tahmin ettim ama Pierre'in de o ilk sezonki katkısı herhalde. Çok, çok. Çok zekiydi o da. Yani hiçbir şey olmazsa faul alıyorduk, free kick. Doğru. Atıyordu her yerde. Yani çünkü o tarz yeteneklere sahip oyuncular var. Yani korneri Alex kullanıyor. Gol olma ihtimali var mı? Çok yüksek.
Doğru. Pierre'e geldi mi zaten biz tamam diyorduk. Baraj da istemiyorlar. Baraj olsa da olmuyor çünkü topu geri çekiyor ya. Gençler Birliği maçında galiba kurdurmadı. Şeyde kurdurmadı galiba. Diyarbakır'da kurdurmadı. O da, evet doğru o da var. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ben de hatırladım şimdi. Topu da çekiyordu zaten geri çaktırmadan. Çünkü şey yoktu ya. Oynatıyordu evet. Ben o nokta şeyi çok sevmiştim. Yani siz kampta toplandınız. Çok az oyuncuyla toplandı. Hiç sorun etmedi onları. Yani biz nereye geldim ben böyle filan demedi yani. Hep pozitifti. İlk her sene gelenler ama bak Nobre geliyordu. Hemen uyum sağlıyordu. Ama Hoydonk geldi de boştu. Kadro boştu. Tabii. Kolay artık değildi. Artık kimse gelmemişti. Aynen. Ama hatta Doğum'a ben şey demiştim. Ya işte hücumda yön değiştirmeleri hiç çalışmıyorsunuz filan diye. Antrenmanları seyrediyordum. Dur daha oraya gelmedik. Başındayız dedi. Daha geriden başladık. daha en baştayız yani. Paslaşmayı öğreniyoruz daha filan demişti. Ama o dokunuşlar bir de Doğum'un yani bazen 1,5 saat toplantı sürüyor. Tabii bunun yarım saat vesairesi çevirme vesaire yani tercüman durumu var. Ama şey anlattıkları geçiyordu bize. Hani ne yapmak istediğini yani kafamıza vura vura tabiri caizse hep anlatıyordu. Bazen sıkılıyorduk. Ya diyorduk ki Kurtlar Vadisi var hoca toplantıyı iptal edelim. tabii. Yani o gün işte diyelim hafta içi bir dizi varsa biz onu hafta sonuna kaydırmaya çalışıyorduk. Yani aslında dizi oynandı da biz Cuma'ya ya da Cumartesi'ye Murat abiye zaten şey diyordu. Yeter bıktım bunun ne dizisi sürekli dizi. Ama onun toplantıları ilk baştan çok sıkılıyorduk. Sonra oyuna yansımaya başlayınca bazı şeyler bizi çok iyi idare etti ama da o. Evet. Ne yani birebir de yansımaya başlayınca oyuncu ikna alıyormuş değil mi? işleri iyi gidiyor, keyif alıyorsun. Artık o yarım saatlik toplantıda da sabrediyorsun. Doğru. Ya da bazen kahkaha atıyorduk, bitiriyorduk toplantıyı. Yani bilerek yapıyorduk onu. Devamlı sinirleniyordu. Ha. Almanca bir şeyler deyip o da çekip gidiyordu. O da fena değil durumu şu anda çok şükür. İyileşti mi? Daha iyi. Daha iyi gidiyor. Acil yani şifalar diliyoruz. Aynen. Yani zor. Ama pozitif duruyor. Hep öyleydi. Yani buraya geldiğinde de beraber yemek yediğimizde de orada bile Alem bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordu açıkçası. Gregory Coupe'ye mektup yazdın mı özür için? Kaleci Lyon'un kalecisi. Aynen. Çünkü çok yani çok acayip bir pozisyondu. Bağları mı kopmuştu bir şey olmuş? Çaprazları. Çaprazı koptu galiba. Çünkü sol ya sağ. Niye atladıysam adam orada. Bir de aynısını Cordoba'ya da yaptın. Onu koparamadın gittin. Buna denk geldi. Ya bilerek yapmadım tabii de World Cup'lar. Tutamıyordun yani kendi farkında. Tabii şimdi dokunma ihtimalin var mı topa? Var. Varsa eğer deneme durumu. Yani kötü atladım ama onun ayağı da yerdeydi. Evet kötü oldu. Kötü oldu. Ondan sonra kendimi de kötü hissettim. Kulübe dedim ki biz oraya bir özür dileyelim. Yani sonuçta ben de aynı sektördeyiz. Onun duygusunu çok iyi biliyorum. Bir de kaleci için daha da zor. Çok. Yani ve çok da iyi bir kaleciydi. Tabii. Sonrasında döndü. Sonra ne oldu? Döndü de. Döndü diye hatırlıyorum ama. Çok takip etmedim. Acaba ben ona bir bakayım ben. Kaç yıl devam ediyor? Peki Blackburn deplasmanında görevliler sana Tugay'ın odasını göstermişler doğru mu? Doğru. Ama çok acayip. Ya orada zaten oraya yaklaştığın olan stada Türksen. Yani direkt yani kulübün sahibi gibi karşılıyorlar. Ben koridorda Tugay abiyi gördüm. Başkan geliyor zannettim. Yani böyle bir ağırlama, böyle bir ağırlık. Yani zaten oyuncu olarak başka bir seviye Tugay abi. Ama orada yaptıkları ilişkileri yani inanılmaz seviyorlardı. Biliyorum. Yani onu söyle yani benim gördüğümle yani televizyondan insanların gördüğü değil yani. Yani başkan falan yaklaşamaz yanına. Zaten orada başkan görmüyorsun da. Tanıyor musun başkanları? Christmas party yemeği vardı statta. Robert Hood'la beraber. Stok'ta. Aha. Midispor'da da beraberdik şeyle. Midispor'da da bir kere falan görmüşümdür zaten. Başkanı. Yani başkanla işimiz yok ki bizim. Neyse yaşlı bir çift geliyor bize doğru. İşte tokalaştık. Merry Christmas. Okay. Hood dedim. Bu kim? Kulüp başkanı dedi. Tanımıyorum. Aynı bizi. O yüzden dedim yani işte zaten Tugay abi hani başkan gibi başkanı görme imkanı yok ki. Onların işi başka. Tugay'ın odasına baktın mı peki? Tabii. Ziyaret bir tane değil ki. Kolyende gizli bir güç mü vardı?
şey oynarken. Bek sözlükte öyle bir entry var çünkü. Kolesinde gizli bir güç olduğuna inanmaya başladı. Yine var. O aynısı mı hala? Yok değil. Bu muska falan mıydı o? Yok değildi. Yani normal bir de hediye gelen güzel şeyler oluyordu. Ben yine takıyordum. Yani böyle bir nasıl diyeyim? Ama böyle maça çıkmadan elin oradaydı hep. Ha tabii buralarda mı kayboldu mu falan diye bakarım işte. Bir kere de yine boğazlı kazaktan içerideydi. Bir çıktı sarı kart dedim. Ondan sonra akıllandım. Ama o uğurlarımız vardı. Ben beyaz çorap giymeden hani tozlukları keserdim. Yani illaki beyaz çorap olacak. Beyaz kazanda. O da oluyordu. Ya bazen o hafta yendiysen aynı şeyleri yapıyorsun. Psikolojik olarak etkiliyor seni. E tabi. Rakibi de etkiler. Tabi. Etkiler. Yani o ona dikkat ediyor. Çok öyle abartılı değildim ama bazı şeylerimiz oluyordu. Takıntılarımız oluyordu. Peki son şey sorumu soruyorum. Seç birini. Icardi mi? Dzeko mu? Aboubakar mı? Hayatta en büyük dersi kimden aldın? Bunu cevap veremediği için... Bir dakika. Icardi. Icardi, Dzeko, Aboubakar. Zor soru ama Icardi derim herhalde. Yani. Icardi öyle duruyor. Tabii. Ben sezon başında sorsan Aboubakar derdim. Ama şimdi Icardi üzerine onu da üzerine koymaya başladı. Ya bir de yani ben etrafı de da önemli. Olur. Şimdi Dzeko daha farklı bir oyuncu, daha takım oyuncusu. Evet. İyi dolanıyor. Aynen. Hem servisçi ama çok katkı sağladı. Yani şey olarak gelip bu kadar hızlı adapte olmak kolay değil. Tek başına değil yani kadro. Tabii kadro şey, derinliği de var ama Fred tabii. Fred falan yani aynı sezon Freddy Torreira'yı seyrediyoruz. Tabii. Zaten iki maç izliyoruz arada değil mi? Ben hepsini seyrediyorum. Ben de seyrediyorum mecbur takip ediyorum güzel maçlar çıkıyor. Ya bazen niye seyrediyorum diye soruyorum kendim ama. O soruyu ama o beklenti ben soruya cevap vermem lazım mı? Tamam başka o zordu galiba. Neydi soru bilmiyorum ki. Şey en çok kimden en iyi kimden ders aldın mı? Hayatta en büyük dersi kimden aldın? Hayatta en büyük dersi kimden aldım? Bu soruları ben çalışsam mı acaba önceden? Tamam kolay bakayım mı? Kolayı nasıl oluyor abi? Bu soruları kim hazırladı? Arkadaşlar bizim. Ben bunları bana sorsan 3 saat çekeriz program. Peki hayatta en büyük dersi kimden aldın? Kimden aldım? Çok zor bir soru. Çok zor bir soru evet. Bak yine önüme çıktı. Terse böyle... Demek ki o soruyu cevap vermemiz lazım bir şekilde. Ben en büyük dersi kimden... Yani dersi kimden aldın derken hani kim sopaladı seni gibi anlaşılıyor. Ha, şöyle söyleyeyim. Fener'e ilk geldiğimde Yusuf abi çok güzel bir şey söyledi. Ben teyiste yaşayacağım zaten şey olarak. Yusuf Şimşek. Evet. Ben dibini bulamadım. Sakın arama dedim. Anladın mı? Güzel. Yani güzel. Gençsin, İstanbul, Fenerbahçe. O da inanılmaz topçu. Şöyle bir hocamız ona da selam olsun Yusuf abiye. Böyle antrenmanda falan. Yani şurada bir 7-8 kişi olalım geçer bizi. Tek başına şampiyonluk aldı Beşiktaş'ta. İnanılmazdı. Yani insan olarak da acayip seviyorum. Sağ olsun o dönemde onlar Rüştü abi, Ümit abi çok fazla desteği olmuştur bana. Ya yani ben arkada koşuyordum. Ümit abi beni zorla öne getiriyordu. Hmm. Hani bir mesaj veriyordu bana. Sonra algıladım tabii ki. Ondan sonra ama onların bana öğrettikleri sağ dışı özellikle çok değerliydi. Tam uyguladığını düşünüyor musun onları? Yoksa bir şeyler eksik kaldı diyor musun? Zaten uygulamaya kalktığınız süreçte yurt dışına gittiniz. Hmm. Ama tabii ki hem milli takımda düşünsenize o da arkadaşım Rüştü abi. 2004 ile 2006'yı kaçırdığına üzülüyor musun? Yani hem Ümit takımla kaçırdım. O ara Şenol Hoca beni şeye aldı. A milli takımı aldı. Yani Portekiz'e gitseydik muhtemelen sen de kadroda olurdun. Ya tabii o şimdi Dünya Kupası'nı yaşamak başka. Yani Rüştü abilerle o dönem konuşurken o da başkası. Evet Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki. Yani Konfederasyon Kupası da benim için mesela özel bir turnuvaydı. Bana kattığı çok şey oldu. Ama tabii o turnuvalara katılmak... Peki yani şimdi o İsviçre maçını konuşmadan olmaz tabii. Yani daha maçın bitmesine 6 dakika var uzatmalarla birlikte. Sen 4. golü attın ve şu hareketi yaptın.
hadi be filan. Ya da 6 dakika var. Doğru. Yani nasıl bir psikolojiye girdiyse atıyoruz atıyoruz yetmiyor. Düşünsenize moral bozukluğunu. Yani işte, 4-5 tane. Bizde öyle bir eksiklik var. Yani 4 tane atmışız daha ya, da var atacağız belli ki. Ama tabii. Sanki olmayacakmış gibi. Yani bazen kilitleniyorsun cidden ama atıyorsun. Yine sinirlendim ama yine geri döndüm. Devam etmek istiyorum. Ama çok üzüntücü. Yani çok acayip bir şeydi o. Çok. Yani anlatam. O maçın öncesi gerginlik, sonrası gerginlik. Onlar işe mi yaradı, işi mi bozdu sence? Yani çok gerginliğe gerek yoktu bence. Zaten biz seyirci olarak coşkuluyuz. Zaten milli takım ruhuyla hani o ekip birleştiğinde o coşkuyu yakalayabiliyoruz biz. Ya bazen gerginlikler bu sefer size yani ters tepebiliyor. Çok gergin olduğunuzda da çok hata yaparsınız. Bu sefer bir perde iner önünüze. Konuyu kapatırsınız. Ama milli takım düzeyinde daha fazla turnuvalara gitmemiz lazım. 2006'da biraz boş bir Dünya Kupası oldu aslında. Yani oyuncular vardı ama tabii. Çok iyi bir takım yoktu. Yani yine farklılık yaratabilirdik. Olabilirdi. Yani turnuvalara gittiğimiz an zaten biz hep farklılık yaratıyoruz baktığınızda. Genelde. Yani son anda 2016'da da bakmayın. O öyle olsaydı, bu böyle olsaydı derken gittik. Orada da... Orada çok uğraştık ama ya elenmek için. Yani orada tabii başka da şeyler de olabilir ama yine son maça kadar bekledik. İtalya hata yapmasa... Tabii. Yani son dakikada yemese İtalya yine gidiyorduk. Olur muydu peki? Düzelir miydi takım sonrası? Niye düzelmesin ki? Oraya kadar gelmiş artık. Yani size yani diyorlar ki... Chelsea çok kaynıyordu ya ondan. Yani çok da değil de vardı ince sıkıntılar. Yoksa yani Arda benim kardeşim hani bir gece koridorda tişörtünü yırttığını gördüm. Hani ben çünkü gece uyumazdım, dolanırdım. Hani gece 2'de mesela Mehmet Topal mesaj atar. Tit abi uyuyamıyorum ben, odamı değiştir. Benim odayı hemen toparlar o tarafa ya da Nihat'ın odaya. Hep hani iletişim halindeyiz. Uyuyamaz, streslidir, keyfi yoktur. Yine koridorda dolaşıyorum ben, uyumuyorum ya. Arda'yı yani inanamadım. Hani Arda dedim ne yapıyorsun? Abi psikoloji mi iyi değil dedi. Yani bu kadar güzel bir turnuvanın içinde yani biz bunları hak etmedik. Tamam hatalarımız var, yanlışlarımız var ama biz bu yani ben bu ülkenin oyuncusuyum dedi yani. Türk'üm ben dedi ya. Yani hataları var. Evet. Kabul ediyoruz. Yok, hata değil yani daha yani, idare edildi. Tabii ki aynen. Hepimiz yani bizlerde de hata vardı belki. Yani iyi geçiremedik onu her anlamda. O da bir ders bizim için. Yoksa üzülüyoruz. Şu an anlatırken bile üzülüyoruz. Üzülmez mi? Yani yapabilecek kaliteye sahip oyuncu grubundan bahsediyoruz. Tabii ki öyle. Hiç kuşkusuz. Zaten bizi üzen o. Yani kendi kendine büyütüldü, içeride büyütüldü. Tabii. Yani oraya gitmezdi. Daha iyi idare edebilirdik diye düşünüyorum. Katılıyorum. İngiliz futbolu hocalara yatırım yaptığı için farklılaştı demişsin. Yok, Avrupalı'ya. Önce kendileriydi. Bakın şimdi Portekiz var, evet. Alman var, İtalya. Aynen. Uluslararası büyük bir hocam. Şeyi değiştirmek istedi. Ahengi değiştirmek istedi. Tony Pulis gibi sürekli vurup. Doğru. Hani çıkmıyordu oyun. Doğru. Seyirci de sıkılmaya başlamıştı. Hemen bir hamle yaptılar. İşi değiştiren ne oldu diyorsun? Bana göre. Oyuncudan ziyade hoca. Ya tabii ki maddi şeyler çok üst seviyede, yayın geliri. Yok, haklısın tabii aynen. Ki öyle. Yani bir sağ beke Pep Guardiola 50 milyon verince ne oluyor dediler. O da çıktı Sky'da anlattı. Bu yüzden dedi. Yani bir pozisyon anlattı. Walker'ın pozisyonu. Evet. Şimdi baktığınızda oyun oradan gidiyor. Doğru. Ya bence o hocaların bakış açıları ve iyi bir maç yaptılar ama dışlanmadılar. İlk baştan bir City tepki göstermeye başladı başkana vesaireye. Ama sonra önemli olan burada kaliteyi yukarı çekmekti. Yani konfor oldu mu, lüks oldu mu herkes alışır. Aynen öyle. Bir süre sonra. Türkiye dışında en sevdiğin şehir nerede yaşarsın yurt dışında? Londra'da yaşarım. Güzel, ben de yaşarım. Özlüyorum da. Özlüyor musun? Yani bana diyorlar ki işte ya çok karanlık, evet tamam var ama çok keyifli orada caddelerde yürümek, kimse senin umurunda değil ya. O çok keyif veriyor bana. Bir de orada çok fazla kültürü var. Yani tam böyle İngiliz diyemezsin değil, Londra'da yaşadığınız zaman. Hatta az İngiliz diyebilirsin. Yani.
Yani İngiltere yaşamak isteyenler kırsala gidiyorlar daha çok. Yine Bodrumcuyumdur ama. Bodrum mu? Tabii. Hala mı? Hala. Her zaman. Her yer inşaat olmuş abi. Ben yine Vitez'deyim, köydeyim. Güzel, ağaç, böcek. Var yani. Dışarı çıkmıyorum diyorsun. Ben o tarafta çok işim yok. Anladım. Bu taraftayım ben. İyi bakalım. Yok ben artık yani inşaat görmekten midem maalesef bulanıyor abi. Yapacak bir şey yok. Hayran olduğun kişi kim? Babam. Çok hala sakin. Ha, o özelliğiyle. Ne güzel. Anlık parlayabiliyor peki, ama hep sakin. Peki gamsız mı? Yok, duygusal. Ha, tam tersi. O içinde fırtınalar kopuyor demek ki. Yani. Tabii vardır. Belki de anlatamıyor, bilmiyorsun. Benim hayran olduğum kişi benim hayran olduğum kişi de babam. Çok gamsızdır. Oh, dünyanın en güzel işi. Yani ben ama şey hem çok çalışkandı. Şey yani bildiğim yani çocukluğumda hep böyle bir mücadelenin içindeydi. Yani o beni etkilemiştir büyük ihtimalle. Ama tabii o sakinliği de vardı. Ama duygusallığı da var. Güzel. Zamanda yolculuk yapsan geçmişe mi gidersin, geleceğe mi? Geleceğe giderim. Ne kadar geleceğe mi sen? Yarın ne olacağını bilmiyoruz ama geleceğe doğru. Bir 100 yıl sonra ne oluyor değil mi? Merak ediyorum. Bu teknolojik ortamda. Geriye gitsem getiremeyeceğim ki yine üzüleceğim. Anlatırken de üzülürüm. Değil mi? Aynen. Ama belki değiştirebilirsin bir şeyleri. Yani değiştirebileceğim... Yo yaşamışım ya, o da benim için tecrübeydi. Doğru yaklaşım bence de. Parasız kalsan ilk kimi ararsın? Annemi ararım. Güzel. Bir baba bir anne. İlk maaşınla ne aldın? Anneme verdim parayı ya, birçoğunu. İlk transfer parası. Şöyle poşetle verdiler, poşetle eve götürdüm, anneme verdim. Ama kendime telefon aldım. Telefonu aldım ama paranın çoğunu... Araba falan değil yani. Yok, araba sonra. Arabayı mısın otomobile? Bir ara vardı ama şöyle vardı, İngiltere'de şeye de alışmıştım ben, hep birileri kullanıyordu, orada hep yardımcım oldu. Araba çok az kullandım. Sonra dedim ki böyle daha iyiymiş, tabii, keyifliymiş. Şimdi de İstanbul'da da, yani burada da yardımcım var sağ olsun. Hani araba, yani şu anda daha da zor araba kullanmak ama anlamam da arabadan, arabaya bir şey olsa bırakır giderim ben. Yani taksi çağırır gider, anlamam. Ya ama orada ne olmuş? Aa, ben de hiç sıfır. Sıfır. Bir süper gücün olsa hangisi, ne olmasını isterdin? Ne olmasını? Evet. Hangi süper güce sahip olmak isterdin? Bak daha güzel. İlk defa doğru sorabildim soruyu. Yani böyle şey değil... Uçma değil diyorsun. Yok ya, uçma değil. Hani yapabileceğim olsa mesela bir dokunuşta herkes bir huzurlu olsun. He. İsterim. Güzel. Yani böyle bir kargaşanın içinde olmak istemiyorum. Yani lazım. İlk celebrity crush'ın, aşık olduğun ünlü çocukken, gençken, televizyonda görüp. Kimseye aşık olmadın mı? Hayran olmadın mı birisine? Hülya Avşar olabilir. Hülya Avşar. Yani çünkü o dönemdeki televizyonlar, çocuksun zaten. Tabii. Çok çok normal. Evindeki en pahalı eşya? En pahalı Atatürk portresi hediye edilmişti. Odur benim için değer anlamı. Manevi. Aynen öyle. Okey. Tek bir yemek hakkın olsa... Ne olmasını tercih ederdin? Bir yemek. Tek bir yemek yiyebileceksin artık. Kuru fasulye tok tutar değil mi? Yine ıspanaklı böreği seçerim. Güzel. Annem izlediğinde kesin diyecek, bu ara yapmıyorum, çocuğun içine mi düştüm falan diye. Telefonundaki en ünlü kişi? Telefonun başında bekliyorum, Hakan Altun. Hakan Altun var mı? Kayıtlı mı? Tabii. Benim ama kaç? 20 küsür yıllık ben, abi. Bende de kayıtlı. Çok seviyorum ben Hakan Altun'u. Hakan abiyle biz 20 küsür yıldır abi kardeşiz. Bir defa bir sezon şeye gittim işte. Hindistan'a gidişimde Hakan abinin bütün pro beraberiz zaten. Otelde beraberiz, tatilde. Saydım böyle 40 küsür güne geldi. O arada işte bana telefon geldi. Çeşme'deyiz, konseri var bir gün sonra. Ben orada yan otele geçtim, fax falan imzaladım. Geldim abi dedim, Hindistan'a gidiyorum ben dedim. Nasıl yani dedi. Artık orkestranın ne zaman davula vuracağını falan ezberlemiştim. Güzeldir sahnesi. Yani çok, bir de benim ona olan hani çok farklı bir diyaloğumuz var onunla. Hani yani ben derim yani iki tane ablam var, bir tane de abim var derim yani. Öyle bir dostluğum vardır sağ olsun. Onun sahnesini izlerken ben farklı bir açıdan da bakarım. Acaba bir şu sahneyi de kontrol ediyorum bu sefer. Yanlış bir şey olur mu olmaz mı diye. Zor ortamlar onlar. Tabii tabii aynen. O yüzden güzel onunla kuliste oturup sohbet etmek. O yüzden şey dedim, telefon deyince hemen Hakan abi aklıma geldi. Yani. Telefonun başında bekliyorum. Açık bir cevap.
Peki 30 saniyede birlikte oynadığın sence en yetenekli 5 oyuncuyu sayar mısın bize? Başlattım. Anelka, Alex. Ortega herhalde demiştin. Ortega aynen. Yusuf abiyi de söylerim şimdi şeyi. Volkan'ı da kalede isterim ya. Çok hızlı. Bravo. Genelde orta sahalar tercih ediliyor. Ama Volkan'ın o... Anelka da dedim pardon. Aynen. Volkan'ın o hem duygusal hem agresif hem böyle bir takımı... Ağır, güçlü. Aynen. Aslında çok böyle şey sert gözükse de inanılmaz duygusal biridir. Evet evet öyle. Onu belki son dönemde daha iyi halkımız anladı öyle. Ama biz hani biliyoruz. Biliyorduk da. Ama o zaten o sertlik de o duygusallıktan kaynaklanıyor biraz. Tabii tabii. Yani geçen işte İsviçre'ye gittiğimizde de çok keyifli vakit geçirdik o eski. Nasıl geçti? Çok keyifliydi. Bütün ekip. Tabii tabii eksikler vardı ama. Hatta güzeldi yani. Uçağın inme yani dönüşümüzde yani uçak inmesin istedik. Ha özlemişsiniz birbirinizi. İnanılmaz keyifliydi. Yani düşsene orada bile Emre'ye şey yaptım. Gelme dedim Emre'ye. Onun için Emre dedi ki ne diyorsun dedi. Yani çok keyifliydi. Şık fotoğraf. Yani soyunma odasında bile bir an geriye gittik. Yani o döneme hani o havayı sezdik. Hoca gelince düşünün hani ben de hocayım. Volkan da hoca. Hocalar var yani. Evet. Hoca gelince hepimiz bir toparlandık. Ama hoca soyunma odasına gelince gene o Fatih Terim. Tabii tabii anda... tabii. Hani olmasa da şu an buraya da gelse aynısı olur. Tabii. Ama o yaşadıklarımız, o soyunma odası ciddiyeti falan bir anda gaza geldik yani. Düşün oyunun içinde ikinci yarıda Emre'ye gelme diyorum ben. Yani koşacağımı zannediyorum da yani şey olarak, mental olarak, fizik olarak gitmez de zorladım yine de. Ama maçı bir şekilde bağladık, geri döndük. Geri döndünüz evet. Peki hayatında... Senin gibisi yok dediğin, sana ilham veren, yol gösteren kişi kimdir? Kim senin için makası değiştirdi? Futbol hayatımı. Yani. Yani Tamer İlaçan diyebilirim. Yani ben idmana gidiyorum, kaçıyorum, o gelip evden alıyor beni. Halen de görüşüyoruz yani. Yani o futbol bakışımı değiştirdi. Yani belki evet mahallede Tuncay sen çok iyisin diyorlardı ama nereye kadar? Sonuçta aile kültürünü biliyorsun. Okula gideceksin, ben liseyi torna tesviyeyi bitirmişim, askere gideceksin, işe gireceksin. Ama oradan size gelip müdahale etmesi bir halı sahadan, ki halı sahada hep oynuyordum, o ayrı bir şey. Ama geldi ve o da çok hırslıydı. Bastonları vardı onun, yani çok değişik bir hikayesi var. Hani işi yapamadığında bastonu fırlatıyordu, kapışıyorduk onunla. O ben ona ne diyorsun diyordum, o da bastonu tabii sallıyordu. Tabii soyunma odası İngilizce bir şey diyemiyorsun. Ama o bana... Hep bir yön gösterdi. En önemli bana kattığı şu, ben onu birçok platformda oynarken de kendime benimsedim. Kötü pas atabilirim. Gol kaçırırım. Ama kötü koşamam. Kötü mücadele edemem. Bunu bana da amatördeyken söyledi. Ben de yani ne zaman işler kötü gitse bakın benim maçlarıma, özellikle iç saha maçlarına. Seyirciyi yanıma almak için bazen de seyirci ne yapıyorsun diyordu. Ama ben koşmaya başlıyordum. Pres yapayım ki bir seyirciyi alayım, takım arkadaşlarımı yani hareketlendireyim bir nebze de olsa. O da oradan kalma. Hmm. Tamam hiç kimse kaybetmek istemez tabii ki. Yani öyle, o değil aslında demek istediğim. Ben de kaybetmek istemiyorum. Tabii ki mücadele ediyorum. Ama diyorum ki yani pas hatası olur zaten. Olacak da birileri hata yapacak. Yani benim oyun anlayışımda da ben önce iyi mücadele edeyim. Koşu mesafesi falan geç onları. İyi müce temas yapayım. Sonra zaten benim yeteneğim var çıkacak ortaya. Takım arkadaşlarım yetenekli orada olmayız ki. Doğru. Bu galiba hani üst düzeye çıkmış sporcularda işte o an bu kararı verme anı oluyor. Çünkü şunu duyuyorum genelde. Bilmiyorum sende de aynı mı? Hangi üst düzey futbolcuyla konuşsam abi bizim mahallede ya da bizim takımda bir bilmem ne vardı benden çok daha iyi futbolcuydu der. Yani dolayısıyla en iyi olmak yetmiyor. Yani yeterli görmemek gerekiyor. Yani nasıl Joko'yu söylüyoruz, yeterli görüyor mu? Görmüyor tabii ki. Yani Ronaldo'yu yeterli görmüyor. Eleştirebilirsiniz ama hep çalışıyor. Hiçbir zaman yeterli. Ya ben Premier Lig'e gittiğimde adamlar yoktu soyunma odasında. İki gün sonra buldum adamların nerede olduğunu. İdman öncesi yarım saat hiçbir şey yapmazlarsa bisiklet çeviriyorlar. Ama yaza hazırlanmak için üst yapmıyorlar. Bilinçli bir şekilde çalışıyorlar.
Çünkü üstü yaptığın zaman da adamın dengesi bozulabilir yani. Çünkü bilinçli çalışma diye. Yani fizyoterapist size 5-6 günlük bir şeyi yazıyor. Hmm. Siz yani çünkü birbirlerine de güveniyorlar. Yani oyuncu bana bir program geldi. Ben bunu idman öncesi, idman sonrası yapacağım. Bu kadar. Ama bizde sürekli elinizde sopa dürtmeniz lazım. Doğru. Yapman lazım. Ya bu senin işin. Sevdiğin, hayal kurduğun bir şeyi yapıyorsun. En iyisini yapmak için de yeterli görmeyip kazanıyorsun da. Hem maddi kazanıyorsun ama bunun manevi yönü çok başka bir şey. Onu algılayabilmek önemli. Biz de hemen olduk bitti. Ama yani öyle davranıyoruz biz. Yani, Middlesbrough'a gittiğinde ilk maçtan sonra malzemecileri arayıp Fenerbahçe'ye teşekkür etmiş. Yok şeyde kampta. Kampta mı? Uyanıyorum. Malzeme yok kapıda. Delireceğim, birilerini arıyorum diyorum falan. Dedim ineyim aşağıya. Hani kahvaltı var zaten ama vakit azaldı. Bir gittim herkes hazır. Kahvaltıya idman malzemeleriyle inmişler. İşte birine gittim falan. Bir şekilde beni aldılar odadan. Dediler ki bunu alıyorsun. İdmandan sonra, idmandan geldikten sonra tekrar malzeme odasına gidiyorsun. Yenilerini alıyorsun. Aşağı inerken de kirlileri oraya bırakıyorsun. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Yok nereye bizde? Ya bir tane bir şey eksik olsun. Malzemeci yandı. Aradım Dursun abi. Sabah 9 muydu? Ya idmandan önce ya idmandan sonra bilmiyorum. Hakkını helal edin, hakkınızı helal edin dedim. Ne oldu dostum dedi. Abi dedim. Yani sizin yani yaptıklarınızın yanında yani çok fazla manevi olarak hani her şeyi hakkınızı helal edin ya. Hmm. Ya ben böyle bir şey görmedim dedim. Tabii ki belki daha üst segmende yoktur ama bu yoktu işin, böyle. Yani ya şeyleri topları yardımcı antrenörler topluyor orada. Ama malzeme konusunda dedim. Yani yok dedim kapının önünü arıyorum. Biri çıksa da yardım etse bana diye. Meğersem sistem öyle değil. Ama sonra Türkiye'de her şey çünkü geliyor önünüze. Tabii. Ya ben interneti bağlatamadım 2 hafta. Nasıl yani dedim ya. Ben internet, telefon hallediyorduk biz dedim. Öyle değil dedi. Öyle olmuyor. Sıraya giriyorsun. He, burada normal bir bireysin. Hocam ben ondan sonra zaten bir daha hayata bakış açım bir daha değişti. Ya ben Middlesbrough'da oynarken pasaportumu unuttum kaç kere. Çünkü hep hiç sizde bizim öyle bir şeyimiz yok ki. Hep organize oluyor her şey. Ya hala da öyle. Zaten dışarıdan gelenler şaşırıyorlar zaten. Tabii, adam tabii. 10 sene geliyor Türkçe öğrenmesine gerekiyor. Ben sürekli tercüman dolaşıyor. Şeyde anlaştım. Ev araba dedim. Anlamadım dedi. Adam. Yönetici yani biz de anlamadım dedi. Ev dedim araba ben. Transfer geliyorum. Dedi biz sana nereden alacağını gösteriyoruz. Parasını veriyoruz zaten. Yani sana bir ödeme yapıyoruz. Sadece sana nereden alacağını göstereceğiz. Hmm. Ama verdiler bana. Aldım yani. Dayanamadılar yeter. Tabii aldım yani onu. Ama öyle bir şey yok yani çoğunda. Yok biliyorum. Aynen. Şaşırt. Yani şimdi biraz değişiyor galiba. Orada da işler değişiyor ama. Aynen. Zaman geçtikçe her şey değişiyor. Öyle. Tuncay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gecikmeli geldim. Evet biraz öyle oldu. Kusura bakmayın. Ben biraz futboldan uzaktım. Tatil kafasındaydım. Biliyorum. Londra'ya yerleşmeyi düşünüyordun. Evet. Buralarda yoktum. O yüzden gecikmeli oldu. İyi ki de gelmişim. Çok keyifli geçti. Biz teşekkür ederiz. Bizi terk etmiş. Vakti anlamadım açıkçası. Bak demiştim sana. Sen dedin ki ne kadar yapacağız? Yapacak mıyız? Olacak mı falan? Evet. Müsaaden de bir saat. Estağfurullah tabii ki.